geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımıza ve akabinde de Sağlık Bakanımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz oldukça faydalı oldu. Hem yakınen görüşme hem de bölgemizle alakalı burada yürüyen projelerimizle ilgili, bilhassa Sağlık Bakanlığı noktasında. AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yeni hastanenin yanına taşınarak tüp geçişle birleştirileceğini söyledi. Seçimde kendilerine destek verenlere teşekkür eden Avcı, Göğüs Hastanesi'nin, Kadın Doğum Hastanesi'nin oraya taşımayı düşünüyoruz. Alaplı'daki 40 yataklı hastane ile ilgili çalışmalar devam ediyor dedi. Atatürk Devlet Hastanemizi hizmete açmıştık. Akabinde mevcut bir önceki hizmet verdiğimiz binanın şu anda depremle alakalı dayanıklılık meselesi var. Bunun netleştirilmesinin ardından biz kendilerine, biz buradaki hastanenin şayet deprem noktasında sıkıntılı bir durumda ise tekrar yıkılıp yapılması noktasında, hatta o arkadaki alanı da işin içerisine katmak suretiyle, belki kodu da düşürmek kaydıyla yeni hastaneyle tüp geçişte olması şeklinde bir çalışma yapılabileceği noktasında öneride bulunduk. Hatta kadın doğum hastanemizin belki de bu adeta hastanelerden oluşan bir kompleks haline gelen yerde yerini alması noktasında da bir öngörümüz, bir istişaremiz oldu. Diğer yandan göğüs hastanemiz artık şehir içerisinde kaldığını görüyoruz. Buradaki oluşan emisyondu, egzoz gazıydı. Bunlar oradaki hastalarımızın sağlık noktasında hakikaten olumsuz etkilenmesine vesile konular. Belki göğüs hastanesinin bu bağlamda kadın doğum hastanesinin oraya çıkartılıp ve oradaki biliyorsunuz imalat, büyük bir imalat bina olarak. Burada belki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi gibi konuları orada sesli bir düşünme imkanımız oldu. Bunun dışında il başkanlığı döneminden sıkı takip ettiğim fakat bir türlü netice alamadığımız bu Alaplı'daki 40 yataklı hastane ile ilgili, orada Saffet Bey de vardı, Ahmet Bey de vardı. Bu konuyu dile getirdik ve hemen talimatlandırdı Sağlık Bakanımız. Bu bağlamda onu da takip edeceğiz inşallah. Yani çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Yine yeri geldiğince açıklayacağımız başka konuları da takip ediyoruz burada yatırımlar noktasında. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Hastane otopark sıkıntısını çözeceklerinin de altını çizen Muammer Avcı sözleri şöyle sürdürdü. Şu anda tabii yani az önce bahsettiğim bu proje kapsamında yani oradaki bir önceki dönem hizmet veren hastanemizin belki de kod seviyesini düşürmeyle beraber burada otopark seviyesinde kullanılacak alanlar çıkabileceğini düşünüyoruz. Hatta biz hastanemizi o Nizamiye'den girişin hemen arka kısmındaki yeri de belki de işin içerisine katarak büyük düşünüyoruz. Büyükçe bir yapı olsun istiyoruz. Dolayısıyla burada bu imalatlar sırasında otoparkı biz orası için özne kabul ediyoruz artık. Bayağı bir rahatlama olacağını düşünüyoruz.